Evet Ececiğim, fırından çıkarttım patateslerin çok güzel bir görüntüsü de oldu bu arada. Harika efendim. Gözüküyor. Jimmy'ye hemen, Jimmy gel gel diyeceğim ama. De. Jimmy, de gel. Gel burada. Gördün mü patatesleri? Çok da güzel oldu değil mi? Fırından da çıkarttım. Evet, fesleğen de çok güzel kokuyor. Bu arada ıslak hamburgerlerim artık tamamen ıslak hale geldi efendim. Güzel bir şekilde suyun içerisinde onları buhar yöntemiyle pişirdik. Biliyorsunuz normalde ıslak hamburger yediğiniz yerlerde güzel onların buharlı makinaları vardır. Biz onun yerine evde nasıl bir teknoloji kullanırsak daha güzel olur diye düşündük. Geldik şimdi tencerede i̇şte yaptık. İşte pratik bir yöntemle aynı yaptık. İşlemi şöyle de yapabilirsiniz. Fırına atabilirsiniz. Yağlı kağıtla üzerini kapatırsınız. Birazcık su koyarsınız fırın tepsisine. Orada ama daha uzun bir işlem olacaktı. Bugünlük biz sadece bunu tencerede uyguladık. Şimdi hemen servise başlayayım mı? Hemen sen yemeğe çünkü doyamayacaksın evet, gibi geliyor bana. Sanıyorum zaten. Ben hemen güzel bir servis bakayım. Yapayım hayatım senin için. Tamam. Değil mi? Güzel olsun şöyle. Patates de müthiş gözüküyor. Şöyle hop. Maşalarım tabii reklam arasında gitti Ececiğim. O yüzden maşam da yok ki şimdi ne yapayım ben? Ne yapayım? Yapalım? Şöyle güzel bir çatalla olayım olmazsa ya. Olur. O değil da mi? Olur. Ama şimdi çok da yumuşaklar. Bak şöyle. Güzel bir ıslak hamburger servisi yapıyorum şimdi hayatım. Domates sosunu aslında daha da bol da kullanabilirdik Ece. Hı hı. Ama biz domates sosunu bol kullanmadım ben. Onun yerine daha az kullandım. Ama dediğim gibi patateslerin üzerine fesleğenimizi de koyduk. Dereotunu da koyduk. Çocuklara hiç çaktırmadan güzel güzel dereotu patates yedirtmiş olacağız bugün. Aynen çok şükür. Mesela senin kızına zaten yapsak beğenirdi herhalde değil mi? Beğenirdi. Bence de hayatım. Bir bunlar ne içinde falan yapardı. Ondan sonra da mecburen yiyecekti yani. Dendiği anda yerde kuzucum. Peki sen servisini hazırla hayatım kendine bu arada. Hazırlayayım. Reji servis istiyormuş. Rejiyi aşağıya davet ediyoruz. Evet evet. Bugün zaten sona kalan dona kalır diye bir şey var reji biliyorsun. Elini acele tutup aşağı inmen lazım. Oğlum. Evet, şimdi senin önünü de açalım hayatım şöyle güzel güzel, güzel görsün herkes nasıl ıslak hamburger yapılırmış, ne olurmuş. Şimdi hamburger, şöyle patatesten mi başlasam, hamburgerden mi başlasam, dur. Ay ne yapacağımı şaşırdım. Buna böyle içerisine sos, şey işte ne bileyim mayonez de koyarız, hardal da koyarız. Islak hamburgerin normalinde yapıyorsun hayatım, sadece sos var. Ama tabii ki senin tercihin mayonezle, memnuniyetle sana şöyle peçetine de sar. Oh oh. Evet, hepiniz için tadına bakıyorum efendim şu anda. Daha da soslayabilirdik aslında. Domates sosunu daha bol kullanabilirdik. Oturdum. O yine kişilere ait ama biz bugün çok orta halli bir soslu yaptık. Daha da bol olabilir tabii ki tercihiniz sizlerin efendim. Nasıl, bir tane yeter mi senin için? Yetmez ama yetsin. 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 Herkes bekliyor. O yüzden yettirelim. Şimdi patatesin tadına bakalım. Çok sıcak. Kabuğu da seni rahatsız etmiyor olması lazım. Değil mi? Kabuğunda da çünkü biliyorsun vitamini var patatesin. Asıl zaten biliyorsun kabuklu ürünlerde hemen tuzumu da sıktım. Tuzumu da ekledim. Kendi damak zevkime uygun hale getirdim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz tuzunu böyle da daha ekledim. İyi diyorsun yani tuzlu. Tuzlu da güzel, tuzsuz da güzel, her türlü güzel. Çünkü içerisindeki zaten baharatlar oldukça bol kullandın. Böylelikle zaten tuzu olmuş oldu. Ama biraz daha tatlandırdım ben. Tuz sıcak olduğu için dağılıyor şu anda. Ama müthiş olmuş. Gerçekten yine iki tane lezzet. İkisi de birbirinden harika ve lezzetli arkadaşım. Ellerine sağlık. Programı kapatmak zorunda olduğum için yarım bıraktım. Ama biraz sonra keyifle yiyeceğim. Yanında da içeceğimi alıp. Ellerine sağlık Özlemciğim. Çok teşekkür ederiz. Fırında baharatlı patates dedik. Üzerine Özlem fesleğini de ekledi. Müthiş bir buluşma oldu patatesle. Bence muhakkak ki siz de evlerinizde aynı şekilde denemelisiniz. Yanında da meşhur ıslak hamburgeri yaptık. Nasıl yapacağımızı da Özlem pratik bir şekilde sizler de gördünüz. Bizlere tarif etti. Tencerede buharlanmasını sağladık. Müthiş, inanılmaz lezzetli. İki tane güzel menüyü de bugün sizler için Özlem Mekik'in ellerinden çıkardık efendim. Teşekkür ediyoruz tekrar.
Ve yeni bir günde tekrar buluşuncaya dek afiyette kalın, keyifte kalın diyorum. Sözü sevgili partnerime bırakıyorum. Efendim bugün yine sizler için sevgili partnerim de söylediği gibi güzel lezzetler hazırlamaya çalıştık. Umut ediyoruz sizler de evlerinizde bu lezzetleri dener ve bizlere yorumlarınızı yaparsınız. Dediğimiz gibi hafta içi her gün biz Artı Bir ekranlarında Matrak Mutfak olarak sizlerle birlikte olacağız. Sofranızdan neşeniz, mutfağınızdan bereketiniz eksik olmasın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.